Herkese merhaba. 2022 bağ budama vakti geldi. Tekrardan bir bağ budama videosu çekeceğim ve bu asmanın üzerine göstereceğim budamanın nasıl yapıldığını. Yani elimden geldiği kadar, öğrendiğim kadar kendi doğrumu göstereceğim. Bu asmayı geçen yıl, değil ondan önceki yıl gençleştirme yaptık. Burasındaki dalı kestik. Bu bayağı büyük bir asmaydı. Burasındakini kestik böyle. İki tane çubuk bırakmıştık. Biri bu, biri de bu. Bunlardan sürgünler oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun budamasını göstereceğim. Her zaman olduğu gibi bu kez de budamaya başlarken yine en alttan budayarak başlıyoruz. Önce işimize yaramayan çubukları temizliyoruz. Şöyle şunu. Aslında bunların ucları şeylerin çubukların ucları bayağı uzundu. Yani tek elimle telefonu tutup tek elimle de budama yaptığım için bana kolaylık olsun diye uçlarını kestim, tele takılmasın diye. Şöyle göstereyim. Bundan önceki videolarımda erkek çubuk, dişi çubuk diye belirtmiştim. Onlar bazıları işte ilk defa duyduklarını söylediler. Aslında erkek dişi dememin nedeni şu alttaki olan, şöyle göstereyim. Bu geçen yılki budadığımız çubuk. Yani başını kestiğimiz, iki göz bırakıp başını kestiğimiz çubuk. Bunun altta olanına hani dişi diye öğrendim ben. Yani üzüm daha çok verir. Bu da verir üzümü. Ama buna nazaran bu daha fazla üzüm verir. Buna göre de bunun yaprağı daha fazla olur. O yüzden erkek dişi diye yani verimine göre ayırt ettiğim için öyle söyledim. Yine her zaman olduğu gibi erkek çubuğu kestik. Bu da kör gözden yani patlaması kesin olmayan gözden patlamış çubuk. Onu da dipten alıyoruz. Buna da bir, iki tane göz bırakıp kesiyoruz. Bu aşağı bakıyor. Bunu aldık. Yine bu çuba iki tane göz bıraktık, kestik. Bu da aşağıda. Bunu da aldık. Şimdi burada arası açık. Buraya geçen yıl buradaki çubuğu kesmişiz. Burada erkek dişi diye ayırt edebileceğimiz bir çubuk yok. Çünkü başını kestiğimiz çubuk yok. O yüzden burada hangisi iyi ise o kalacak. Diğerini dibinden kesiyoruz. İki göz bırakıp tekrardan kesiyoruz. Bu da aşağıya baktığı için bunu da alıyoruz. Hani genelde budama yaparken çubukların uçları yukarıya doğru olanları bırakmamız daha iyi olur. Aşağı doğru olanları bırakırsak bunlar sürdüğünde çubuklar yere doğru eğilir. İşimizi kolaylaştırmaz, daha da zorlaştırır. Bunu bırakmamın nedeni de ara çok açık. Bunun arası çok açık. Başka da düzgün göz yoktu. Yani çubuk yoktu. O yüzden bunu bıraktım. Bunu da aynı şekilde iki göz bıraktık. Kestik. Eğer budama yaptığımız devek yani asma sağlamsa, çok da şeyse, nasıl diyeyim böyle, kuvvetliyse bu en uçtaki bırakacağımız çubuğu 3 tane göz bırakıp kesebiliriz. Bunu da imkanımız varsa bu tele bağlarsak daha iyi olur. Çünkü bunlar üzüm olduğunda üzümlerin olma zamanında ağırlaşacağı için telden düşebilir yere. Şimdi diğer tarafa geçtik. Şöyle alayım tekrardan. Burada ince olanı kestik, aldık. Şöyle. Sağlam olanı yani güçlü çubuğunda iki göz bıraktık. Bir, iki, kestik. Aynı şekilde bunu da iki göz bıraktık, kestik. Yani iki göz şart değil. Aralarda mesela ben bunu iki dedim ama üç tane bıraktım. Şu kör göz bir diğer tarafında var şurada. Bir, iki, bir de bu var. Üç. Üç tane bıraktım. Bu gayet sağlıklı olduğu için bu yapabilir bunu. Burada da mesela bu uzattığımız çubuğun ucundaki iyi olmamış. Bunu buradan kesip yeni çubuk olarak bunu bırakacağız. Ben yine 3 tane bırakacağım. Şöyle. Budaması bitti bunun. Böyle görüntü çıkıyor açığa. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bir de bu var 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şöyle göstereyim. 5 bir tarafta kaldı. 5 de bir tarafta. Her birini ortalama ikişer tane bıraktığımız için 10 sürgün bir taraftan 10 sürgün bir taraftan 20 tane sürgün yapar.
Bu da asmanın kuvvetine göre gayet iyi oldu. Bu şekilde.